Evet, arkadaşlar merhaba. 27 Ekim 2022 Perşembe günü tekrar yabancı yarışlarda, yabancı yarışların tek adresi Longchamp'tayız Fransa'da. Fransa'da bugün normalde 8 koşu ama 7 koşu almış TJK tabii. Ve işin kötü tarafı bir koşu evvel arkadaşlar çok muazzam bir dolu dolu bir birinci koşu vardı Fransa'da. Bunu iptal etmişler. Neden iptal ettiklerini söyleyeyim. Çünkü burada altının ilk ayağında banko ile başlıyorduk. Muazzam bir şey olacaktı. Gerçekten 4 numara burada bizim çok direkt bankomuzdu. Grubun çok üstünde olan bir safkan. Fakat bakmışlar, incelemişler. Bir dakika, bir dakika, bir dakika demişler adamlar. Bunu biz yedili preseye verelim. Daha karışık olan, tek bulunması hemen hemen imkansız olan diğer 6 koşuya intikal ettirelim altılıyı demişler. Çok başarılılar bu konuda, helal olsun. Tebrik ediyorum ben. Evet, burada 2 yaşlı İngilizler 1800 metre 7'li plasenin ilk ayağı başlıyoruz ve 4 banko. Yani bunun üzerine artık söylenecek bir şey yok. Fakat gelmiş olsaydı bu eğer ilk ayak olarak karşımıza çok güzel olacaktı. Şimdi artık tabii biraz da baş başa kalıyoruz diğer koşularda. Evet, şimdi ikinci koşuyla beraber altılı gayan başlıyor. Kriterium de vites. 2 yaşlı İngilizler 1000 metreye çıkacaklar çim pistte. Evet, burada arkadaşlar zor bir ayakla başlıyoruz. Birinci ayak altının ilk ayağı yani. Önceliğimiz burada tabii ki 8 numara. Bu alternatif banko olarak isteyenler kullanabilirler bunu ama çok garantisi yok bunun. Onu söyleyeyim. David Egan Boat için geldi İngiltere'den. Bu net. Bu 8 numara alternatif banko. Ha, belki de böylesi daha hayırlı olacak. Arkadaşlar bu banko atan arkadaşlarımız diğer ayaklara at yazacaklar. Buraya geçmiş olacaklar. Bilemeyiz yani. 8 numara alternatif banko. Tabii ki bu David Egan'ın buraya gelip eli boş dönme ihtimali, yani demek ki bir şeyler garanti görüyorlar, buraya geliyorlar ama burada yine 5 numaralı Elm ilk koşusunu kazandı. Mikel Barzola'nın da, bunlar bu çöplüğün horozları biliyorsunuz, Fransa'da kendi yerleri buraları. Mikel Barzola 7 numaralı, Ardaz Great, Theo Bakliot'la ve Ekürsi Niv Kind on the Block, Niv Kid on the Block, Leo Russell. 4 ve 7 numaralı safkanlar, ekürler yani. 6 numaralı Tomila, Ukarel Pakut'la. 1 numaralı Clear Point, Maxim Guyon'la. Bu da bakın 2'de 2 yani. Ve 11 numaralı Lady Hamana, Shane Foley'le. Bu da İngiltere'den geldi. 97 handikap puanıyla. Diğer 9 ve 10'u biz pas geçtik ama bakarsanız siz. 8 alternatif banko, 5, 7 ve 4, 6, 1 ve 11 numaralı safkanlar diyoruz burada. Yeterli olacağını düşünüyoruz arkadaşlar. Buranın. Üçüncü koşu handikap 3 yukarı İngilizler 2800 metreye çıkacaklar. Evet, burada tabii ki 2 numaralı Moonwalk Slip Step Mikel Barzona ile arkadaşlar alternatif banko. Yani bu safkanın da burada geçim olasılığı çok düşük görüyoruz biz normal şartlar altında. Ama rakip noktasında 5 numaralı Gold Palace, Rosario Mangon, 7 numaralı American Beach, Marie Velon, 10 numaralı Ahmet Pride, Delphin Santiago ve 3 numaralı Sadanori, Agustin Malamed'le devreye girebilirler. Yani iki alternatif bankomuz bizim iyi koşacağını düşünüyoruz arkadaşlar. 9 yaşında olan bu safkan bize ne kadar güven veriyor bilemiyoruz. Tabi burada 10 numarayı da yazdık biz, 10 yaşındaki 10 numara. 10 yaşında 10 numaraya koymuş adamlar yalnız. Evet, 2, 5, 7, 10 ve 3 diyoruz buraya. Yani muhtemelen 2'nin götürme ihtimali yüksek diye düşünüyorum. Dördüncü koşu şartlı, 4 ve yukarı yaşlı İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. Evet, burada da arkadaşlar 5 numaralı Carlton Joyce, Frida Valeskar'la ilk atımız. 4 numaralı King Robbe, Hugo Butin. 8 numaralı Torpen, Alexis Puccin. 10 numaralı Pomuşana, Mikel Barzolona. Bakın bu 95 handikap puanı Mikel Barzolona burada bu yarışı zorlayacak, onu söyleyeyim. Kesinlikle zorlayacak. 7 numaralı Jirsan, Clement Lecavre. Evet, bu dışarıdan gelen safkanların handikap puanı olmuyor. Bu da aynı şekilde Zavaro'da 1 numara. Arkadaşlar 1 numara Zavaro'yu da yazalım. 5, 4, 8, 10, 7 ve
Bir numaralı safkanlar dedik mi buraya adeta kapatmış gibi olacak düşünüyoruz arkadaşlar. Yani öyle düşünüyoruz. Kapattığımızı düşünüyoruz. Ama burada Frida Valdeskar'ın bindiği bu Bushranger yavrusu bana göre ilk attı arkadaşlar. Çok yukarıya zorlayacak. Beşinci koşu 17.45'te şartlı 4 yukarı İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar evet. Şimdi burada normal şartlı atımda 4 numaralı Suave Story Maximum Yon'la Alternatif Banko. Fakat burada bu Alternatif Banko'yu Banko'ya çevirme ihtimalimiz kuvvetli. Bunun arkasında 2 numaralı Votrin Loarette Gallo'yla 8 numaralı Sparklia Leo Russell 7 numaralı Jasmine Dore Stefan Pasquier ve 3 numaralı Black Morning Hugo Butin. Evet arkadaşlar burası 4 alternatif banko 2, 8, 7 ve 3 numaralı safkanlar diyoruz burada. Evet yine günün zor ayaklarından bir tanesine geldik. Burada 6. koşu tabelaya. Dediğim gibi yani bilhassa böyle yapıyorlar. Tek bu ayaklarda insanlar at yazsın daha fazla tevzi elde etsinler diye. Akıllıca bir hareket. İnsanların tabii cebinden para kaçırmak için güzel hareket arkadaşlar. Bizim şurada premium üyeliğimiz söz konusuyken insanlar geçim sıkıntısından 150 lirayı ödeyemediğini bahsederken burada milyonlarca lira dönüyor arkadaşlar. Bir numaralı Holy Story, Axel Nikol arkadaşlar Alternatif Banko. Yani güvenebilirseniz bu da iyi bir safkan. Burnunun artık tırnağın ucuna gelmiş. 8 numaralı Affair Conclu Alexis Pushin. 9 numaralı Fontaine Woman Hugo Butin. 7 numaralı Senya Ona Top Audrey Duporte. Ve 6 numaralı Pedro Des Aigles Iortiz Mendizabal. Çok sürprize açık bir ayak bu. Burada Frank Forest'in Mini Mike River'da var. 11 numara. Onun da geliri var. Yani yaz Allah yaz. 1 numara Alternatif Banko veya 8, 9, 7, 6 ve 11 numaralı safkanlar diyoruz burada. Şimdi arkadaşlar sizlere tam 4 tane Alternatif Banko verdik. Yani ikinci koşu, üçüncü koşu, beşinci ve altıncı koşularda. İkinci koşuda 8, üçüncü koşuda 2, beşinci koşuda 4, altıncı koşuda da 1 numaralı safkanlar. Tam 4 tane alternatif banko verdik. Şimdi günün son ayağındayız arkadaşlar. Evet, burada günün son ayağında bizim tuttuğumuz bir safkan grubu var burada. Biz bunu banko olarak size tavsiye etmeyi düşünüyoruz. Ama bunun da arkasındaki atları sizlere söyleyeceğiz neler olur. Çünkü alternatif bankoları kullanıp buraya at yazmak isteyenler hangi atların rakip olduğunu öğrenmek isteyeceklerdir. Şimdi burada Ariel Lemaitre'nin bindiği bu Fantabulous İrlanda Origin ve 6 numara Califiano 4 ve 6 numaralı safkanlar ki biz bunu 4'ü baz aldık tabii ki. Bu safkanları biz banko atıyoruz ama bunlara banko atmak istemiyorum ben diye. Çünkü çok muazzam karışık bir gün bugün. 10 numaralı Catalina Maxim Gion'la 7 numaralı Spain Sage Michael Barzolona'yla ve 16 numaralı Albertinelli Thomas Trujillo'yla de burada geliri var arkadaşlar bu safkanın. Yani 10, 7 ve 16'ında geliri var ama biz burada seçim yapmak zorundayız sonuçta. Burada bu ekürlerin bu grubu geçeceğini düşünüyoruz. Ariel Lemaitre boş bugün dönmeyecektir. Boş çıkmayacaktır. Çok formunda. İyi atları alıyor şu anda. Bu o Fantabulous'ta bu atlardan bir tanesi olduğunu düşünüyoruz biz. Böyle bir zayıf grupta arkadaşlar bu atın bugün geleceğini düşünüyoruz. Bu Koplikovalar falan filan bunlar. Antrenörler. Stefan Mox sahibi. Stefan Mox. Evet. Bugünkü görüşlerimizin sonuna geldik. Long Champ'la ilgili. Gerçekten yine devire aday bir koşu günü bugün. Tevzi de çok çıkmıyor. Yani en fazla çıksa 400 bin lira çıkıyor. 300-400 bin lira çıkıyor. 4 artı 1. 4 tane alternatif banko ve bir tane banko verdik arkadaşlar. Bilemiyorum yani burada bu alternatif bankoların performansı ne kadar olur bilemiyoruz gerçekten. Bizim gördüğümüzü söylüyoruz size. Bazen hakikaten çok oturuyor, bazen de oturmuyor. Bu arada Greybill'i ve tabii ki Nottingham'ı tutan varsa tebrik ederim arkadaşlar. Evet hayırlı olsun diyelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Keeneland içinde arkadaşlar Perşembe günü 9 koşulluk program var.
Ve orada da alternatif bankolarımız ve teklerimiz var. Premium üyelik almaktan korkmayalım arkadaşlar. Evet, görüşmek üzere, hoşça kalın.